Süper. Eğer isterseniz başlayabilirsiniz. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim İbrahim Kıvanç. Microsoft Türkiye ofisinde Technical Evangelist olarak çalışıyorum. Technical Evangelist'i pek çoğunuz ilk defa duymuş olabilirsiniz. Genellikle yeni çıkan teknolojilerin Türkiye'deki adaptasyonundan sorumluyum. Hem kod yazıyorum hem de iş geliştirme tarafına direktman yardımcı oluyorum. Aslında bugün sizlere Microsoft'un az önce izlediğiniz Onur Koç gerçekten çok güzel bir sunum yaptı. Hani oradaki sunumun üzerine daha çok yazılım geliştiricileri neler var bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle salonda kimler yazılım geliştirici, o elleri görebilir miyim? Gayet güzel. Genellikle burada yeni çıkan yazılım teknolojilerinden bahsedeceğim ve yani sadece .NET değil, .NET haricindeki başka dillerde de pek çok desteğimiz var. Ama gerçekten eğer .NET developer olursanız en büyük fırsatlar neler, bunları direktman görmüş olacaksınız. Biraz kendimden bahsedecek olursam, bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Üzerinde yüksek lisansımı da yönetim bilişim sistemlerinde yaptım. Microsoft'un Imagine Cup isimli yarışmasında Türkiye birincisi olup Türkiye'yi dünya finalisti olarak Polonya'da temsil etmiştim. Aslında Microsoft hikayemde böyle başladı. Daha sonra yüksek lisansta da özellikle kurumsal firmaların her platformu Android, iOS ve Windows'a aynı anda uygulama yazabilmeleri için çeşitli stratejiler üzerine çalıştım ve bunlarla alakalı bazı development tool'ları var. Bunlardan direktman bahsedeceğim sizlere. Ve bunun haricinde de bir startupla başladım üniversitede okurken, daha sonra İş Bankası'nda yazılım geliştirici olarak başladım. Ve en sonunda da Microsoft'ta Orta Doğu Afrika ofisinde 4 yıl boyunca Technical Evangelist olarak çalıştım. Türkiye ekibine de geçeli yaklaşık 7 ay oldu. Ve buradaki aslında Emirates ya da Qatar National Bank ya da oradaki büyük firmalardaki edindiğim deneyimleri yine burada Türkiye'de duyurmaya çalışıyorum. Genellikle ben Windows uygulamalar tarafındayım ve mobil uygulamalar tarafındayım. Bugün size bahsedeceğim yenilikler de yine bunun etrafında olacak. Bunun haricinde son zamanlarda Windows 10'la birlikte IoT tarafına direkt bakıyorum. Ve bir sonraki session'da da yine nesnelerin internetiyle alakalı çeşitli detaylardan bahsedeceğim. Ve bununla birlikte de Azure tarafındaki bazı yapılar, Power BI ve buna benzer teknolojilerden de direktman bahsediyor olacağız. Aslında zaten neden ilk çıktığı zaman şöyle bir vizyonla çıktı. Yani developer ekosisteminde neler var ya da bilişim sektöründe hangi teknolojiler var diye ekrana baktığınız zaman çok farklı teknolojiler görüyorsunuz. Burada BI tarafı var, Internet of the Things adını verdiğimiz nesnelerin interneti tarafı var. Yine aynı şekilde mobil uygulama geliştirme, web uygulama geliştirme, sosyal medya tarafları var. Web uygulamaları yine aynı şekilde var. Aslında baktığınız zaman gerçekten çok büyük bir alan. Aynı şekilde Azure'la alakalı bizim bulut tarafındaki çözümümüz Azure'la alakalı çeşitli sunumlarda olacak bugün. Aslında baktığınız zaman biz developer'lar gerçekten birinci sınıf ve hepsini uçtan uca sunan çeşitli çözümler sunuyoruz. Ve buradaki genel vizyonumuz şu. Yani önce mobil, önce bulut. Yani bu önce Windows ve sadece Windows olarak değil, hani gerçekten her platformdaki her cihaza yönelik, her işletim sistemine yönelik çeşitli çözümlerimiz var. Yani bu sadece mobil olarak düşünmeyin ya da web sitesi olarak düşünmeyin. Aynı şekilde nesnenin interneti tarafında da pek çok çözümlerimiz yine olacak. Ekranda gördüğünüz gibi herhangi bir cihaza ulaşabiliyorsunuz. Android, iOS ya da nesnenin internet adını verdiğimiz IoT cihazlarına. Bununla birlikte istediğiniz bir backend'inize bağlanabilirsiniz. Bu backend Windows olabilir. Az önce konuştuğumuz gibi açık kaynak teknolojileri olabilir. Aslında doğru formatları takip ettikten sonra Visual Studio aracılığıyla ücretsiz olarak erişebileceğiniz yöntemler de mevcut. Özellikle her platformda çalışan Visual Studio Code var. Ücretsiz olarak her kurumdaki developer, her yerdeki developer bunları kullanabilir. Bunun haricinde Visual Studio 2015'te birlikte de çeşitli sürümleri var. Onların da yine detaylarını değiniyor olacağız. Aslında siz tek bir platform kullanarak, tek bir altyapı kullanarak istediğiniz herhangi bir cihaza da çıkmış oluyorsunuz böylelikle. Bunun yine detaylarını iniyor olacağız. Hani önemli nokta şu, biz developerlara burada neler sunuluyor? Bunlara bakmak lazım. Ve ben özellikle bunu Windows 10 hikayesi tarafından Microsoft'un bakışı nedir teknoloji bundan başlayıp daha sonra bütün cihazlara nasıl ulaşabiliriz? Bunlarla bitirmeyi planlıyorum. Aslında Windows 10'daki temel noktamız şu. Bizim çok farklı platformlarımız vardı. Telefon cihazlarımız vardı. Tablet adını verdiğimiz, telefonla tablet arasındaki form faktörleri vardı. Veya da aynı şekilde ikisi bir arada cihazlar, masaüstü bilgisayarlar, laptoplar. Aşağı baktığınız zaman Xbox yine bunlardan bir tanesiydi. IoT cihazlar geldi. Önceden embedded adını verdiğimiz farklı yapılar vardı. Bununla birlikte HoloLens isimli yepyeni bir cihazımız geldi. Aslında baktığınız zaman buradaki bütün platformlar sıfırdan çekirdeğe yeniden yazıldı ve Windows 10 farklı cihaz ailelerine destekler oldu. Aslında sizin yaptığınız bir uygulama çok farklı platformlardan aynı altyapı üzerine çalışıyor. IoT cihazlarda, PC'lerde, mobil telefonlarda,
aslında şu anda sanal gerçeklik adıyla duyduğumuz virtual reality ya da augmented reality gibi tabirlere yeni bir yapı getirerek mixing reality diye yeni bir yapı getirdi. Bu da karıştırılmış gerçeklik. HoloLens'ında yine detaylarına gireceğiz. Bunun gibi cihazlarda da çalışabiliyor. Ve aynı şekilde baktığın zaman farklı farklı platformlarda çalışabiliyor. Ve bunu yapmanın tek bir yöntemi var. Bir kere kod yazıyorsunuz ve bu yazdığınız kod bütün platformlarda çalışabiliyor. Bütün cihaz ailelerinde çalışabiliyor. Ve ekstradan az sonra Xamarin'den de bahsedeceğim. Xamarin sayesinde de aynı kodu kullanarak Android, iOS, hatta Apple Watch ve Android Wear'e bile uygulama çıkartabiliyorsunuz. Aslında bu gerçekten tamamen tek bir dil bilerek ya da tek bir yetkinliğe sahip olarak farklı farklı neler yapabileceğinizi gösteriyor. Eğer burada .NET developer'sanız, C# biliyorsanız belki bu sunumun sonunda bir IoT developer olarak çıkabilirsiniz ya da bir Android developer olarak çıkabilirsiniz. Gerçekten buna özgü pek çok cihaz sunuyoruz ve pek çok aracı da yine sunuyor olacağız. Dediğim gibi Universal Platform bizim yeni bir yapımız ve bu yeni yapımız aslında tek bir kod yazıp her yerde çalışmasını sağlıyor. Ve çıktıktan sonra da aslında nasıl şu anda web sitelerine çok aşinayız. Responsive Web Design diyoruz ya da Adaptive Web Design diyoruz. Bir kere yazdığımızda bir web sitemiz hem telefon adapte olabiliyor, hem tablete, hem PC'ye, hem de büyük ekranlara. Aslında aynı mantığı biz Windows tarafına getirdik. Siz bir kere Windows uygulaması yazıyorsunuz, IoT'de de çalışabiliyor, telefonda da çalışabiliyor, PC'de, Xbox'ta, HoloLens'te bile çalışabiliyor. Aslında baktığınız zaman gerçekten çok büyük bir devrim ve developerların, yazılım geliştiricilerin düşündüğü ve hayal ettiği tek platform diyebilirim. Özellikle şu noktada bizim hakkımızda sorular geliyor. Ben peki burada kurumsal bir uygulama geliştireceğim, HoloLens ve Xbox'a çok da mantıklı değil senaryo. Bu durumda da yine şey de yapabiliyorsunuz, sadece telefon ve sadece PC'de ya da sadece tablette çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi tek bir kod ve native olarak her yerde çalışabiliyor. Aslında bugün biraz da bahsedeceğim hani en büyük yeniliklerden bir tanesi birkaç yıl sonra çokça duyacağımız HoloLens. HoloLens aslında yeni bir tabir ve yeni bir cihaz türü. Ve buradaki mantık şu. Siz gerçekten hani saydam bir ekrandan bakarken gerçek dünyayı görebiliyorsunuz ve gerçek dünyayı tarayabilecek çeşitli kamera sistemleri var. Ve gerçek dünyada siz duvarın nerede olduğunu, odada bir masa varsa masanın nerede olduğunu, sandalye varsa bunu görebiliyorsunuz ve siz hareket ettiğinizde, konuştuğunuzda ve hatta oradaki uygulamaları hareket ettirdiğinizde bunları ekranda veyahut da günlük hayatınızda değiştiğinizi görebiliyorsunuz. Aslında şu andaki gördüğünüz ekran biraz konsept bir fotoğraf gibi görünüyor. Pek çoğunuz konsepttir diye tahmin ediyorsunuz ama değil. Bununla ilgili detayları yine görüyor olacağız. Buradaki gerçekten kilit nokta hani bizim Xbox'ta Kinect isimli bir sensörümüz vardı. Bu Kinect isimli sensörün evrimleştirerek gerçekten çok farklı boyuta girmesi ve gözlerin içerisine kadar girebilip gözünüze baktığınız yerden nereye baktığınızı anlamanın haricinde odanın içerisinde neler olduğunu gösteren bir yapıya doğru giriyor. Burada göreceğiniz şimdi bir demomuz var. Mesela burada HoloLens'i simüle eden bir kamera kullanıyor ve şu anda aslında karşıda bir kişi görüyorsunuz. Ve o kişi şu anda HoloLens'i kullanarak neler gördüğünü görebiliyorsunuz. Odanın içerisinde bir dünya var. Dünyanın haricinde gördüğünüz gibi bir menüye geçiyor. Ve daha sonra bulunduğu odada duvarlar neredeyse, yer neredeyse bunu görüyorsunuz. Bu arada şunu söyleyeyim. Geçen sene bunun duyurulduğu Build konferansındaydım. Ve binlerce developer bu cihazları test etti. Ve şunu söyleyebilirim. Çıkan herkes gerçekten heyecandan titriyor. Ne diyeceğini bilemiyor. Ve hani aklına çeşitli çeşitli senaryolar geliyor. Çünkü gerçekten bilim kurgu diye düşündüğümüz, belki de önümüzdeki 10 yıllarda göreceğimiz teknolojiler aslında şu anda geldi. Ve gelmesine gerçekten de çok büyük şaşkınlık ve aynı zamanda da heyecanla birlikte getiriyor. O gördüğüm developerların çoğu heyecanlı bir şekilde titriyordu, uzağa bakıyordu ve genellikle şey düşünüyorlardı. Benim böyle bir fikrim var, ben HoloLens'te bunu yapabilirim. Veya da ben şu sektörde çalışıyorum, bu sektörde ben böyle bir uygulama geliştirip dünyada adımı duyurabilirim ve bu konuda çözümlerde bir numara olabilirim. Mesela ekranda gördüğünüz gibi menüleri elle hareket ettirebilme, dokunabilme, ses de komutlar ve şu çok çok önemli. Bir hologram ekliyorsunuz ve hologramın etrafında hareket ettiğiniz zaman o aynı yerde kalabiliyor. Dediğim gibi siz şu anda Windows 10 uygulamaları geliştirerek şu anda gördüğünüz iki boyutlu uygulamaları aslında gerçekleştirebiliyorsunuz. Üç boyutlu uygulamalar geliştirmek için de Unity adını verdiğimiz bir üç boyutlu bir framework var. Uygulama geliştirme framework'ü. Unity sayesinde de uygulamalarınızı geliştirebileceksiniz. Peki biz buna nasıl hazır olabiliriz, kendimizi nasıl adapte edebiliriz diye baktığınız zaman ekranda gördüğünüz gibi bir HoloLens'te bir uygulama iki boyutlu olarak çalıştığı zaman ekranda bir buton koyarsanız parmağınıza ona direktman dokunabiliyorsunuz. Ve bu dokunma hareketi aslında bizim masa üstüne koyduğumuz bir buton. Bu butonu siz sadece parmağınıza dokunmuş oluyorsunuz.
Zaten Windows'un en büyük özelliği bu. İsterseniz dokunarak, dokunmatik bir ekranda, isterseniz mouse'la, isterseniz HoloLens'le bir havada klikle bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve kilit nokta şu, ben de kendi deneyimimi yaşamak istedim ve Vision Studio'da geçen günlerde Build konferansı oldu ve Build konferansında HoloLens'in emülatörü duyuruldu. Siz eğer Windows 10 uygulaması geliştiriyorsanız, bu Windows 10 uygulaması şu anda direktman HoloLens emülatörü üzerinde test edebiliyorsunuz. Benim kendi kişisel bir blogum var. Bu kişisel blogum için bu uygulama geliştirmiştim ve bu uygulama HoloLens üzerinde nasıl çalışır diye test ettiğim zaman aynı uygulama şu anda HoloLens'de iki boyutlu olarak çalışabiliyor. Şu anda telefonda çalışıyor, PC'de çalışıyor, aynı zamanda Xbox'ta çalışıyor. Hiçbir şey yapmadım. Bir kere yazdım, her yerde çalışıyor. Dediğim gibi 3 boyutlu hologram eklemek isterseniz bunun üzerine de ekstra şeyler koyabilirsiniz. Bunun haricinde dediğim gibi Windows 10 bu IoT adını verdiğiniz cihazlarda da çalışabiliyor ve bu cihazlar üzerinde gördüğünüz gibi de çeşitli sensör pinleri var. Aslında bu bizim normalde kullandığımız ya da sizin eğer o alanda ilgili uğraşıyorsanız embedded adını verdiğimiz ya da machine to machine adını verdiğimiz teknolojilerin aslında daha çok böyle günlük hayata girmesini sağlayan kitler. Bu Raspberry Pi'de gördüğünüz gibi siz herhangi bir sensörü bunun üzerine takarak bu sensörler üzerinden verileri de alabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi yine sadece C Sharp ve Visual Studio kullanabiliyorsunuz. Bir şey sorayım. Buyurun. Raspberry Pi'de geçen sene mesela biliyorsunuz bu şey denedik. Güzel. Ama çok bir Ubuntu gibi, Ubuntu'da tabii mükemmel çıkmışlar. Deskası bulunan sensör ama Windows 10 çok daha böyle bir core fonksiyonlarını çalıştırıyor. Güzel. Seni acaba değiştirme böyle güzel. Daha bir şey oldu mu yoksa ne durumlarda? Çok güzel bir soru. Soru şu, özellikle Windows'un ilk denediğiniz zaman bazı core feature'ları vardı ama bazı extension'ları yoktu. Şu anda bu durum nedir ve roadmap nedir diye sordunuz. Özellikle Windows 10'u ilk duyurduğum zaman Raspberry'de mesela bazı Wi-Fi dangle'ları var. Wi-Fi dangle'ların bazıları çalışmıyordu. Bunun çalışmama sebebi de driver yoktu. Mesela seri porttan herhangi bir şey taktığınız zaman kameraları görmeyebiliyordu. Aslında size sunumun başında bahsettiğim gibi bu Windows 10'un çekirdeği yeniden yazıldı. Hani o gerçekten çok büyük bir çekirdek bu cihazlarda çalışacak boyuta indi. Ve o yüzden pek çok optimizasyon, pek çok minimize yapılar geldi. Ve Raspberry ile bu performans karşılaştırmaları var ve gerçekten çok daha hızlı çalışabiliyor. Bunu yaparken pek çok elementi çıkarttığımız için bazı cihazları tanımayabiliyor. Mesela Raspberry Pi 3 çıktı. Raspberry Pi 3'ün üzerinde Wi-Fi geliyor, Bluetooth geliyor. Ama bu şu anda Windows 10 desteklemiyor. Ama Windows 10 şu anda Insider isimli bir program var ve Windows 10 her 3 ayda bir büyük bir yeni bir update geliyor. Bu update ile birlikte pek çok özellik de geliyor. Aslında sizin o göremediğiniz özellikler şu anda aslında pek çoğu şu anda vardır ve pek çok yeni özellikler de ekleniyor olacak. Burada gördüğünüz gibi hani bu sensörler haricinde, bu platformlar haricinde Windows cihazları gördük. Windows cihazları haricinde IoT cihazları gördük. Dediğim gibi bir sonraki sunumda da daha çok detayını yiyeceğiz o IoT cihazların. Ayrıca Android ve iOS uygulama çıkartmak için farklı yöntemler geldi Visual Studio'yla. Özellikle C Sharp biliyorsanız Xamarin isimli bir platform var. Bu Xamarin isimli platform sayesinde siz tek bir kod yazıyorsunuz ve kodunuzu paylaşarak Android, iOS, Android Wear, Apple Watch'a hatta Mac OS'taki masaüstü uygulamalarına kadar uygulama yazabiliyorsunuz. Bunun ardından Apache Cordova var. Bu da yine açık kaynaklı bir teknoloji ve Apache Cordova aslında pek çok kişinin kendilerinin konsolda uygulamalarını yaptığı ve geliştirdikleri bir teknoloji. Şu anda bu teknoloji Visual Studio ile birlikte geliyor ve aslında o komünitedeki pek çok insan burada uygulamalarını geliştirebiliyor. Ve önemli nokta ise şu, bu Visual Studio ile birlikte bir Android emülatör geliyor. Ve pek çok Java developer arkadaşıma sorduğum zaman herkes şunu diyor, dünyanın en hızlı Android emülatörü ve Microsoft tarafından geliştirildi. Eğer deneme fırsatınız olduysa bunu da test etmişsinizdir. Bizim aslında ki Hyper-V'deki pek çok bilgi birikimimizi biz bu dünyaya kazandırdık ve daha geçtiğimiz günlerde de iOS emülatörünü duyurduk. Bunun gibi pek çok şey hazır oldu. Dediğim gibi Xamarin'de C# kodlarını paylaşıyorsunuz. Android özel, iOS özel, örneğin Touch ID kullanacaksanız iOS'ta ona özel şeyleri kullanabiliyorsunuz. Ya da yeni geldi iOS'ta, yeni cihazlarda 3D Touch özelliği. Direktman bu da yine aynı zamanda sadece iOS'ta ve sadece iOS özel bir şekilde gelebiliyor. Bunun gibi pek çok yenilik de gelecek. Aslında kilit nokta şu Xamarin'de. Bir kere yazıyorsunuz hem arayüzü hem kodu 3 platform içinde farklı farklı derleyebiliyor. Örneğin bir harita direktman derlediğiniz zaman, harita koyduğunuz zaman hangi platform kullanıyorsa o platform özel üzerindeki pinler, özellikle navigasyon menülerine dikkatinizi çekmek istiyorum. iOS'da alttayken Android'de yukarıda olabiliyor, Windows'da ise panorama şeklinde yapılara gelebiliyor. Bir soru vardı. Evet, ya bir şey soracak. Şimdi iOS emülatörü duyurdu dediniz ama teşekkürler. Bu
iOS emülatörüyle birlikte şeye bağımlı proteikin Mac bilgisayarda hani derleniyordu kodlar. Güzel soru. Aslında şu anda daha Mac'e bağımlılık bitmedi çünkü hani oradaki kullandığı bütün dokümanlar, bütün yapılar, library, kütüphaneler diye sadece Mac cihazlarda olduğu için Windows'u bulunmuyor. Ama mesela Android uygulaması geliştirirken bütün Java'nın, bütün Google'ın SDK'lerini kendisi indirebildiği için orada direktman kendisi derleyebiliyor. Ama önümüzdeki günlerde de böyle bir servisler bekliyoruz. Açıkçası biz de merakla bekliyoruz o konu. Buradaki nokta ise dediğim gibi yani dünya genelinde çok fazla örnekleri var. Hani gerçekten native'de yani Java ile yazılmış kodla ya da iOS ile yazılmış kodla, Objective-C ile yazılmış kodla kesinlikle ayırt edemiyorsunuz. Ve dünyada çok fazla örnekleri var Xamarin ile geliştirmiş. Xamarin Microsoft tarafından daha bir ay önce satın alındı ve Visual Studio ile ücretsiz olarak duyuruluyor. Örneğin şu anda Mac cihazınız varsa Mac'te de Visual Studio, Xamarin Studio var. O da yine ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi Visual Studio'nun direktman bütün versiyonlarına Xamarin ekleyerek şu anda Android ve iOS'a C# uygulama geçirebilirsiniz. Zamanım çok az olduğu için hızlıca değineceğim. Özellikle Milli Saraylar uygulaması var. Bu da şu anda Xamarin'le yazıldı. Ve Xamarin'le birlikte hem Android'de ve hem iOS'ta bu Beacon adını verdiğim teknolojide haberleşebilen bir yapısı var. Ve yine bu da yine Xamarin'le yazılarak bunları gerçekleştirebiliyor. Bunun haricinde BSH isimli bir firma. Buna yine Xamarin kullanıyorlar kendi içerilerinde. Aynı şekilde SFS isimli bir sigortacılık altyapısı sunan bir firma var. Aslında buradaki pek çok süreç, pek çok teklif alma yapıları var. Bunların hepsi yine Xamarin'le geliştirildi. Ve dediğim gibi aslında native olarak baktığınızda hiçbir fark veremiyorsunuz ve aynı şekilde çalışabiliyor. Bununla ilgili çeşitli blog yazılarımız var. Bizim blog.microsoft.com.tr'ye giderseniz orada yazdığımız çeşitli paylaşımlar var. Bunları inceleyebilirsiniz. Bunlarla birlikte aslında bugün bahsedeceğim ama zaman çok az kaldığı için sadece ismine değineceğim. Power BI isimli bir yapımız var. Aslında sizin veri tabanınıza otomatik bağlanıp oradan pek çok dashboard ya da çeşitli anlamlı bilgiler çıkartabileceğiniz bir rapor sunan bir yapı var. Şu an embedded'e duyuruldu. Siz aslında buradaki raporları kendi uygulamalarınıza, kendi yapılarınıza direktman gömebiliyorsunuz. Bununla birlikte hani sadece uygulama tarafında değil, yapay zeka tarafında da Microsoft yıllardır uğraşıyordu. Özellikle machine learning tarafındaki pek çok servisi var. Burada gördüğünüz CaptionBot isimli bir site var. Microsoft Cognitive diye bir altyapı geldi. Bu Cognitive aslında machine learning'in tamamen temelini oluşturan ve orada kullanabildiğiniz ve çözüm olarak sunabildiğiniz bir yapı. Buradaki kilit nokta ise bunların tamamı REST üzerinden haberleşiyor ve istediğiniz herhangi bir platforma entegre edebiliyorsunuz. Android, iOS, Windows ya da web sitelerine direktman bunları entegre edebileceksiniz. Bununla ilgili bazı örnekleri var. Örneğin benim en çok sevdiğim örnek duygu tespiti. Yani siz bir fotoğrafınızı koyduğunuz zaman o fotoğrafınızdaki duygunuzu sizi tespit edebiliyor. Mutlu musunuz, mutsuz musunuz, kızgın mısınız? Bu fotoğrafı gördüğümde aklıma şey geldi. Bunu yapabiliyorsam eğer ben şu andaki gündemde en popüler olan One Person mutlu mu, mutsuz mu tartışmasına biraz açıklık getirebilirim dedim. Ve baktığınız zaman sinir var, kızgınlık var ama mutluluk yok. Ben de şunu test etmek istedim. Çok sevdiğim birisi. Hiç tepkilerini belli etmeyen bir teknik direktörümüz. Gol attığında da, yenildiğinde de ya da böyle kırmızı kart gördüğünde de mesela gördüğünüz gibi nötre yakın çıktı ve dedim ki kesinlikle bu tool doğru çalışır. CaptionBot aslında Microsoft'un yeni sunduğu bir yapı ve bunun gibi pek çok SDK'ları kullanıp ürünler yapabiliyorsunuz. Mesela Havold.net isimli bu üründe de bir kişinin fotoğrafı yüklediğinizde yaşını ve cinsiyetini tespit edebiliyor. Bunun haricinde CaptionBot.ai isimli bir yapı. Yine Aykut Kocaman'ın fotoğrafını yüklemiştim ve şunu görebiliyorsunuz %98 oranında bu Aykut Kocaman diyebiliyor. Bunu bir arkadaşım gördü ve dedi ki ya olabilir çünkü tek bir fotoğraf ve bunu zaten yapabilir. Bunda çok büyütülecek bir şey yok dedi. Ben de grup fotoğrafını yükledim. Böyle bir grubun içerisinde kimlerin olduğunu, bir grup insan oturuyor, çimin üzerindeler ve oradaki kişi Aykut Kocaman'dır diyor. Ve şunu yapabilirsiniz. CaptionBot.ai şu anda telefonlarınızdan girip, şimdi değil sunum sonrasında fotoğraf çekip herhangi bir şeyin, sandalyelerin, kendinizin, etrafınızdaki nesnelerin bunları direktman tanıyabildiğini ve görebildiğini görüyorsunuz. Bunların tamamının SDK'sı var. Herhangi bir uygulamanızı ve fikrinizi entegre edebiliyorsunuz. Aslında çok çok büyük sizlere yapılarda sunabiliyor. Son olarak bahsedeceğim iki şey kaldı. Zaman hızlı olduğu için, zaman az olduğu için sadece değineceğim. Eğer web sitesi geliştiriyorsanız, web sitesini geliştirirken Warlon.js isimli bir framework var. Warlon.js size şunu sağlıyor. Siz herhangi bir web sitenizi uzaktan debug edebiliyorsunuz. Yani bir canlı da bir siteniz var. Aslında bir test ortamında oluşturabilirsiniz ve kişi şunu diyebilir. Sizin siteniz bende çalışmadı. Hangi işletim sistemi, hangi browser, nereden bağlanıyor bilmiyorsunuz. Aslında direktman Warlon.js şunu sağlıyor.
bağlanılan herhangi bir browser'ın kim olduğunu direktman size arka plandan takip edebiliyorsunuz ve onu direktman seçip oradan çeşitli editlemeler yapabiliyorsunuz. Örneğin bir kullanıcı dedi ki ben kendi bilgisayarımda buradaki bir raporu gönderemiyorum. Buradaki fonksiyon çalışmıyor. Halbuki çalışıyor. Çokça test etmiş. Burada kişiye bağlanıp oradaki soru nedir bunu görebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde şimdi şunu göreceksiniz. Burada mesela seçtiğiniz herhangi bir elementi HTML tarafından canlı olarak editleyebiliyorsunuz. Şu anda canlı da olan bir web sitesine merhaba yazdı. Ve şu andaki aktif bir web sitesine soketler yardımıyla bağlanarak oradaki herhangi detayı değiştirebildi. Oradaki fonksiyonlar, metotlar ve pek çok şeyleri düşünün. Yine aynısını yapabileceksiniz. Son yenilik Microsoft'un, aslında bu bir saatlik bir sürü şeyler var. Microsoft'un çok fazla yenilikleri var. Bunu farklı platformlarda duyuruyoruz. Ama son yenilik özellikle Office 365 account'ınız varsa ya da bunlara çözüm üretiyorsanız Office 365'teki pek çok şeyi direktman REST API'ler aracılığıyla bağlanabiliyorsunuz. Kişinin takvimine, kişinin kontak listesine veyahut da kişinin mesajlarına direktman bağlanabiliyorsunuz. Ve bunlar hakkında çeşitli aksiyonlar yapabiliyorsunuz. Şu anda bir IoT projesi üzerinde uğraşıyorum ofiste. Ben mesela ofiste olmadığım zaman benim takvimimden nerede olduğumu çekip şu anda İbrahim Ankara'da diye ekranda gösteren bir proje yapıyorum. Ve mesela bunu direktman Office 365 API'leri sağlayabiliyorum. Ve bunu da dediğim gibi yine Windows 10 IoT Core ve direktman çalışabiliyor. Dediğim gibi Microsoft'un çok fazla teknolojileri var. Zamanımız çok kısıtlı olduğu için bir kısmına değindim. Bizim çeşitli kanallarımız var. Oraları takip etmenizi çok çok rica ederim. Özellikle sorularınız varsa MSDN üzerinde sorularınızı alıyoruz ve bunları cevaplıyoruz. Ekranda gördüğünüz adresi not alırsanız sorularınız varsa bugünle alakalı veyahut da herhangi bir teknolojiyle alakalı Microsoft'ta buraya sorabilirsiniz ve size seve seve yardımcı olmaya çalışırız. Bunun haricinde de Twitter'da çok aktifim. Bu tür yeni teknolojileri ve kaydettiğim videoları duyuruyorum. E-Kivanç diye geçiyor ki az sonra da göstereceğim. Oradan bana ulaşabilirsiniz veyahut da mail atabilirsiniz. Gerçekten sizlere yardımcı olmaktan çok büyük keyif alırım. Eğer fotoğrafı çektiyseniz son slide'a geçerek de Twitter adresim E-Kivanç. Aynı şekilde e-kivanç@microsoft.com'da benim adresim. Yine bunu da not alıp fotoğrafını da çekebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz veya herhangi bir konusunda bilgi almak isterseniz de seve seve yardımcı olurum. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı alayım. Buyurun. Bu arada zamanımız nasıl? Kaç tane soru alabiliriz? Bitti mi? Buyurun devam. Bir sene önce kadar Xamarin kullanma şansım oldu aslında. Çok güzel. Yalnız şöyle, Xamarin kullanırken aslında Android, Android, genel şeyler çok fark yok. Doğru. Yalnız şöyle kısıtlamaları vardı. 200 kilobayt ya da 300 kilobayt'a geçtiği zaman uygulama otomatikman artık herhangi bir cihaza atamıyorsunuz ya da boot alamıyorsunuz. Size uyarı falan veriyordu. Şimdi Microsoft'a geçmesi de sınırsız olarak mı tamamen şey oluyoruz? Bir de Nugget library'leri de ekleyemiyorduk galiba. Süper. Özellikle hani Xamarin o bahsettiğiniz şeyde bir test account'ı vardı. Mesela test account'ıyla belli bir boyuta kadar uygulamayı derleyip test edebiliyordunuz. Ve size mesela bir cihaza atma konusunda limitler veriyordu. Şu anda Xamarin tamamen ücretsiz. O hiçbir limit yok şu anda. Direktman Visual Studio'yu indirdiğiniz zaman Community Edition da ücretsiz bu arada. Onu indirebilirsiniz ayrıca. Onunla da birlikte geliyor. Ve bunu indirdikten sonra full olarak direktman development yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde ekstra ne bir para ne de bir limit geliyor. Direktman Windows uygulama geliştirir gibi Android uygulama geliştirir. Süper olmuş o zaman. Bu arada Android Studio kullanırken de Visual Studio Metro kullanıyorum ben de aynı. Çok çok güzel. Mesela bu da çok güzel bir detay. O Android emülatörü isterseniz Android Studio ile ya da IntelliJ ile ya da Eclipse'le birlikte de kullanabiliyorsun. ADB derleyen herhangi bir platformla. Bu da mesela sizi hızlandıracak güzel özelliklerden bir tanesi. Paylaşım için de teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Son iki soru sanırım. Arkadan önce kalkmıştı. Onu alayım. Ben yine dışarıda olacağım. Sorularınız olursa kesinlikle cevap verebilirim. Bir tane boş session var ve sonrasında IoT session var. Seve seve yardımcı olun. İbrahim Bey merhabalar. Merhaba. Bu sosyal medya robotları hakkında bir şey sormak istedim. Twitter'daki sizin kıza ne oldu? Güzel soru. Mesela T diye bir robotumuz vardı. Bu T and U diye bir tane adres vardı ve şunu yapıyordu. Siz bu robota herhangi bir soru sorduğunuzda bu robot gerçekten öğrenebiliyordu ve gerçekten bir insan gibi de cevap verebiliyordu. Bunun altyapısı aslında bir gün durdu. Bir gün durduktan sonra biliyorsunuz bazı olaylar oldu. Ama buradaki temel nokta şuydu. Öğrenebilen bir sistem ve siz ona ne verirseniz direktman onu size geri döndüren bir sistemdi. Yani siz ne kadar test yapsanız da ne kadar engellerseniz onu öğrenmesine engel olamıyorsunuz. Bilimsel olarak baktığınız zaman gerçekten çok büyük bir olay. Gerçekten çok büyük bir olay. Ama sosyal olarak baktığınız zaman aslında insanlık olarak
biz nasıl yaklaşmalıyız, buna bakmak lazım. Orada bir makale vardı, size onu paylaşırım. Robotlardan mı korkmalıyız yoksa insanlardan mı diye. Mesela o çok çok önemli bir nokta. Aslında şu anda teknoloji de aynı. Teknolojiyi iyi kullanırsanız çok iyi ama kötüye kullanınca da çok kötüye doğru giden yapılar var. Botlarla alakalı dediğiniz gibi bot framework diye bir şey duyurduk. Şu anda maalesef Türkçe'yi desteklemiyor. Ama çok yakın zamanda gelirse direktman diyoruz. Bot framework aslında size soru cevap yapabileceğiniz bir framework ve bunu da direktman sunabiliyorsunuz. Zaman dolduğu için cevap veremiyorum. Dışarıdayım. Sorularınız olursa da seve seve alıyorum. Teşekkür ediyorum. Bir 10 dakika kahve molamız var. 14.50'de tekrar diğer oturumumuz başlayacak.